Bir kez daha iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Derin Futbol'dayız. Türkiye'nin en çok izlenen spor programındayız. Sevgili seyirciler. En çok izlenen değil belki ama. En çok izlenen ya. En çok. Konuşulan. Ses getiren. Konuşulan, rahatsız olunan, çekinilen diyebilir miyiz? Hocam, bir soru sorabilir miyim hocam? Buyurun kardeşim. Müziği de değiştirebiliriz. Burçin Keskin'i tanır mısın? Abi tanırım. Kim bu Burçin Keskin ya? Hayda. Dün Burçin, Ali Koç sayesinde, Sayın Ali Koç sayesinde. Erkek mi bayan mı Burçin? Sence? İkisi de olabilir abi. Abi bayan Burçin var bir sürü. Evet bak bayan bir de Burçin oğlu erkek vardı. Burçin evet. Orada 12 numara fotoğrafları vardı. Verelim. Burçin. Burçin şey Keskin. Vardı, şey, Burçin Bey. Vardı, Burçin Hoca. Burun karısı Burçin vardı. Kadın. Burçin Bey. Evet. Burçin Hoca. Burçin Orhan kadın. Ekrana Burçin Orhan oğlu erkek. Ya Burçin Orhan'a nereden geldin abi ya? Niye? Burçin Orhan kadın. Bir de Burçin Orhan oğlu vardı. Eskiden adam artist. Bir insan oğluna niye Burçin koyar? Burçin. Benim de Burçin diye erkek arkadaşım çok iyi. Anlamadım ya. Yapımcı arkadaşım var benim Burçin ya. Lütfen Burçin'in adına Hilton koydun ya. He? Oğlun küçük minik oğlanın adına. Soy ismi Hilton. Kasımpaşalı Cagney'e Cüneyt Çakır. Bak Burçin Keskin. Geçin arkadaşlar. Kasımpaşalı Cagney. Tweet hesabı Burçin Hoca. Bak orada profil fotoğrafı. Geçelim. Geçelim. Hangisi? Profil fotoğrafları. Bak şurada kırmızılı kırmızı beyazlı Burçin Hoca. Mini forma. Mini formamla takımımızı izliyorum. Hem de Yüksel Hoca ile beraberiz. Cüneyt. Bahattin'e ve Tarık'a tekrardan bol şans. Herhalde Dünya Kupası. Bu arkadaş kim? Hakem. Hakem. Niye söylemiyorsun? Nerede hakem söyleyeceğim? Ha, niye söylemiyorsun? Neden böyle olduğunu söyleyeceğim. Niye geç söylüyorsun? Yok şey. Ha, niye bizi bekletiyorsun önceden söylemiyorsun? Tamam özür dilerim söylüyorum o zaman. Burçin Hoca. Hakem. Hakem eğitmenlerinin. Değil mi hocam? Başı. Hakem eğitmenlerinin. Siz hayır başı bakalım. Değil. Devam ediyoruz. Burada var mı? Cüneyt arada. Çakır ve ekibimize çok teşekkürler diyor burada da. Bunu hocaları Cüneyt galiba. Cüneyt Hoca'yı övüyor. Öven tweetler. Ben de övüyorum. Benim de böyle çok tweetim var ve tabii övülecek bir adam da Cüneyt Hoca. Devam edelim. Nefis bir şey diye mesela orada nefis bir şey Cüneyt Hoca mesela. Bak orada ara sokakta fotoğraf. O belli Cüneytçi bu. Cüneytçi bu. Ya İlhan devam. Şu ana kadar ben cahilim bu konuda. Cahilim o birazdan çakal konuşacak. Ama deminden beri adamın sürekli yani. Burada da mesela. Adam Cüneytçi. Burada da mesela. Bugün Cüneyt Çakır'ın doğum günü demiş. Yani bu Cüneytçi. Bu Cüneytçi. Burçin Keskin Cüneytçi. Benim Ahmet Çakır'la can diyeriz bu kadar. Abi adamın bütün tweetleri Cüneytse. Adam. Benim mahalle. Erte mi göster koptu bak. Adam Cüneyt. Mahalle. Adam. Yani hani herkesin hayranını gördüm de. Ama hepimiz Cüneytçiyiz ya. Ne almış? Hepimiz Cüneytçiyiz. Bu kadar Cüneytçi olmaz. Bu altın topu Cüneyt mi almış Burçin mi? Yok ödülünü kutluyor burada da. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Ertem vallahi billahi Cüneyt Arkın'a bu kadar hayran olunmaz. Devam edelim Cüneyt Hoca. Burası bir Cüneytçilik. Ama hepimiz Cüneytçiyiz ya. Ertem devam edelim. Senin Cüneytçisi. Çok yani, seviyorum. Mahalleye. Bak mahalleye Cüneyt posteri asar mısın? Şimdi. Şimdi Mali kim? Cüneytçi Ertem. Cüneytçi. Abi hiç böyle bir akım görmedim. Yasin bak dinle ne olursun. Yapma bak ne olursun. Hayır abi ne Cüneyt? Bak Burçin Hoca bak Burçin Hoca adam seviyor sonuçta arka, hakemlerle ilgili eğitmenlerden. Bu kadar başka resim yok mu Cüneyt'le? Yok bu kadar. Cüneyt Hoca ile attığı tweetler bu kadar. Bizim hoca ile şimdi bir Sayın Başkan Ali Koç dün Burçin Keskin'le ilgili olarak Burçin Hoca ile ilgili olarak birden bir açıklama yaptı. Niye, neden, nasıl, ne dedi? Niçin? Dinleyelim görelim. Tabii Ali Koç tamamen doğru söylüyor. Benim tek yorumum bu. Çocuk, tamamen doğru. Burçin ne yapmış? Hangi takıma mensup? Çocuk dedi bayağı yaşlı başlı hakem ya. Atamalarında ve hakem küçük abi 40 yaşında. Hakem yetiştiriyor. 40 değil. Hakem aslında benim çocuğum olmuş. Beyler. Hilton'a kardeş. Dur hocam. Durun. Burçin Hilton. Müsaade eder misiniz? Tövbe estağfurullah. Sayın Ali Koç. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı. Ağır manipüle edilmişsiniz. Tekrar söylüyorum. Bak çok ilginç. Çok yorum. Ağır manipüle edilmişsiniz. Çok ilginç. Çünkü sizi Burçin Keskin'in akademide olduğunu bilmenize imkan yok. Ben bilmiyorum. İzmir'de akademinin detaylarını bilmenize imkan yok. Çünkü ben bilmiyorum. Hürriyet gazetesi dediğiniz hakemi ben hiç Murat tanımıyorum. Murat Fevzi. Pert arabanın pert edildiği olayını ben bilmiyorum. İki defa kovulduğunu ben bilmiyorum. Benim bilemediğim böyle detayları sizin bilmeniz demek size bir bilgi aktarıldı, sunuldu, kanal oldu. Şimdi nasıl oldu? Ben söyleyeyim. Biliyorsun hocam, beni tanıyan tanır. Bak. Sayın Ali Koç, beni tanıyan tanır. Ben sırtımda kimseyi taşımam. Şimdi bundan sonrası büyük bir ihtimalle doğrudur ama ispatlı değildir. Ferhat Gündoğdu diye
eski MHK başkanı bir adam. Albay. Hayatımda hiç tanımam. Hiç canlı görmedim. Bir kere telefonla konuştum bir general vasıtası arkadaşım Engin, benim yan hakemimdi. O kadar, hiç canlı görmedim. Engin Paşa. Engin Paşa, severim, benim yan hakemimdi. Şimdi jandarma genel beraber konuşmuştuk. Tüm general. Heh. Aynen, aynen, hemşerim. Paşama selamlar burada. Çok da beyefendidir. Abi aslan gibi. Onu ben şimdi söylüyorum. Ben Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımam. Ferhat Gündoğdu, TET okullarının koordinatörü, TET okullarının sahibi, ismini bilmediğim şahıs, niye arkadaşınız? Oradan bir kanal bulup size bütün bu bilgileri aktarırken aslında sizi manipüle etti. Öyle bir Ferhat Gündoğdu'na dün özür dilediniz, o sizin en tabii hakkınız. Ama size verilen bilgiler Ferhat'ın önündeki bütün engelleri bertaraf etmek için maalesef kullanıldınız. Bak çok ilginç bir yorum. Burçin Keskin, çok hakem camiasında 1688. sırada gelen, önemi de 1688'den daha önemli olan... Sen tanır mıydın? Burçin Keskin'in bir özelliği var. Eski hakem mi? Burçin Keskin'in gebertmenizi... Onların ise gebertmelerinin nedeni şu. Bak çok ilginç Burçin Keskin, UEFA ve FIFA'nın Türk hakemliğinin içerideki jurnalcisidir. Ne? Aa bak çok önemli bir... Muhbircisi diyor yani. İnanılmaz şimdi bilgiler bakın, veriyor. Bir dakika ben İspiyoncusu. Anlatacağım. Mesela CIA'in İstanbul büro şefi vardır. O buradaki gelişmeleri merkeze bildirir. Der ki İstanbul'da, Türkiye'de CIA İstanbul şefi, Mossad Ankara şefi, eski KGB'nin Ankara şefi. FSB bunlar şey. Kendi ülkelerinde gizli servislerini o ülkede istasyon rapor şefi geçerler. Olarak raporlarlar. Bravo. O arkadaşım da FIFA ve UEFA hakem komitelerinin Türkiye'deki istasyon şefidir. Bu kötü bir şey değildir. Değil. Yani FIFA ve Dünya Hakemliği bu çocuğa çok güvendikleri için Türkiye'de bizim Avrupa'da maç verdiğimiz, yaptığımız MHK'ler, hakemler Türkiye'de ne altlar yiyor? Legal, illegal. Sahada, saha dışında. İstasyon şefi olarak istihbarat sürekli gönderen bir çocuktur. Kötü çocuk değildir, namussuz çocuk değildir. Alkol problemi vardır. Hala mı eskiden mi? Et. Ya, alkol problemi var biliyorum ben. Hayatımda iki defa merhabam var. O da bizi ilgilendirmez. Hayır. Eğer onunla federasyonun arabasını pert edeç belli değil. Türk yargısını ilgilendirir. Sarhoş hakem alkol sorunu olması bizi ilgilendirmez. Ama hakemleri ya manipüle etmek, maçları kopartmak, öyle nifak mi yapmak, bir takımı kollamak gibi bir gayesi olduğuna inanmıyor. Öyle demiyor. Ne hikmeti var ki bu arkadaşın? Habire bumerang gibi kovuluk buna atıyorlar. Kovuyorlar, kovuyorlar, geri geliyor. Bir kere hocam kendisinde de problem var. Beni 50 kere bu Beyaz TV'den kovsanız bir daha geri alsanız gelmem buraya. Yani onu oralara mı getiren kendi ilişkisi değil ki. FIFA diyor ki bu adama sahip çok çıkacağız. Özel bir bilgi veriyor. Müsaade edin. Ama şu var. İyi. Burçin Keskin no name. Hiç 1600. sırada ehemmiyetli olan. Bakın bir taraftan size çok verilen iyi algı yönetimiyle Burçin'i toplumun önüne attınız. No name. Oğuz Sarvan'ı attınız. Oğuz Sarvan bu tür işlere girecek. Yemez. Ne kapasitesi vardır, ne cesareti vardır, ne de artık enerjisi vardır. Ne demek bu? Kapasitesi yani Oğuz, yok mu? Namusunda ya adam değil mi hocam? Oğuz Sarvan namuslu ya adam. Ya Oğuz Sarvan yıllarca benim dördüncü hakemliğim evet falan yaptı. Yıllarca da onunla ben rekabet içindeydik. Birbirimizden nefret ederdik. Ben Şenez Erci'yi desteklerdim. O rahmetli Kemal Zorlu'yu desteklerdi. Ağır şey yaptık onda. Oğuz Hoca'yla da fotoğraf var. Oğuz Sarvan'ın ben bu işte manipülasyon işlemi olacağını hiç ihtimal vermiyorum. Aş fazla da sevdiğimi söylemem ha. Devam ediyorum. Manasız şekilde size Cüneyt Çakır'ın resmini verdiler yeniymiş gibi. Halbuki o 1,5 sene önce Alper Ulusoy'la verelim fotoğrafı. Geçen Mayıs ayında bir kahvaltı. Şimdi bakın Cüneyt'in önü kesildi. Burçin hiç önemli değil. Oğuz Sarvan'ın önü kesildi. Bir kişiye hani vardı ya darbede generalleri bazılarını atıyordun Ergenekon'dan şuradan. Tabii, bir önü açılsın diye. Ben bunları bilmem de hep basında okuyoruz. Evet. Bir şekilde Ferhat Gündoğdu aklı sıra bundan sonraki oluşumda MHK başkanı olarak bütün şeylerin, rakiplerin bertaraf edilmesi için sizi kullandı. Kendin bunu özür dileyerek söylüyorum ama kullanıldınız. Hocam bir Abdülkerim abi manipüle edildi. Evet, Abdülkerim bu bir şey diyemez mi? Hayır ben şunu soracağım. Abdülkerim abiye şunu çok merak ediyorum. Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır fotoğrafını kardeşim, Sayın Başkan neden gösterdi Abdülkerim abi? Ya şimdi siz bu programı canlı seyrettiniz mi? Ahmet Hoca seyretmiş. Ben seyrettim 5 saat boyunca. Ben de seyrettim. Şimdi bu resmi koyduğunda zaten
Ali Koç diyor ki bunlar bir iş çeviriyor demiyor. Diyor ki bu resmi de güvenmiyor. Hayır, hayır. Bu resmi koymamın amacı şu diyor. Şimdi orada Alper Ulusoy da var ya. Alper Ulusoy ve bu İzmir çetesine mensup isimleri verilen hakemler diyor. Artık rahat at oynata bassınız diyor. Bak bu resme de yeni demiyor. Şimdi Ahmet Hoca diyor yeni ki falan demedi. Bu diyor 2 sene önceki resim diyor. Zaten Ali Koç bunun 2 sene önceki resim olduğunu biliyor. Bu resmi koyma amacı ben bu resmi koyma amacı bu yeni olduğu için değil. Diyor ki bak hiç kimsenin haberi olmadan bir yerden Türk toplumu öyle bilecek ki resminizi çekerler gönderirler. Bunun bilincinde olun ilişkilerinize dikkat edin diyor. Aynen bu. Yoksa bunu yeni oldu. Bak ikisi bir araya geldiler falan değil hocam lütfen. Şu bu detay bunu geç. Ya bu detay. Bu detay işte onu söylüyorum ben de. Bunu yani bunu şimdi sayın Ali Koç'un o biliyor hayır. Hocam. O biliyor. Peki şimdi sayın Ali Koç'a soruyorum. İlginç sayın bir yer veriyor ama Çakar. Çok ilginç. Beyefendi. Bu anlamadığınız, terliyor filan dediniz Burçin Keskin, Fenerbahçe kulübünde defalarca hakemlik dersi verdi. Doğru. Bu arkadaş olabilir. Fenerbahçe'nin uluslararası maçlarına gelen hakemlere birçok kez mihmandarlık yaptı. Yani şunu söyle, bana inanın, ben kimseyi kandırmam. Ama yeni istihbarat hocam, almış olabilir. Bir insanın kötü olduğunu veya iyi Ali olduğunu Koç, yeni öğrenmiş eğer olabilir. Eğer Ali Koç, Burçin Keskin, Oğuz Sarvan diyorsa, bak İzmir çetesinde bir lafım var mı? Müsaade edin abi. Herkes ama korumacılığa girmesin. Girmiyoruz ben oğlum, ben hocam söylüyorum. Söylediğin adamların ismini hiç bilmiyorum ben. Çünkü bu dinamikleri bilmezsiniz siz. Bilmiyoruz. Dinamikler. Bir Fenerbahçe kulüp başkanı tarihi bir konuşmada ki birçok şeyi altın harflerle torunlarına bırakacak diyen adam gün geçe. Burçin Keskin'den, Oğuz Sarvan'dan falan bahsediyorsa manipüle edilmiş demektir. İzmir çetesine lafın var mı? Ama bir soru soracağım. İzmir alkol sorun dedim, sorun dedin. Ben dedim ki bak alkol sorunu kendisini ilgilendirir. Bir saniye sen dedin ki hocam alkol sorunu var bu sıkıntı dedin. Akademik şimdi alkol sorunu olan bir adam nasıl bana eğitim verir hocam? Allah alkol Allah sorunu sabahtan akşama kadar içmiyor ki. Alkol ama alkol sorunu demek bu demek hocam. Açmak. Alkol sorunu. Arabayı ya pert etti diyor. Federasyon aracını pert etti alkol diyor. Alkol sorunu olmak hakem başkadır. Hakem işleri müdürü mü hocam şu an? Alkol sorunu olmak öyle başkadır. Diyor. Alkolik olmak başkadır. Hocam yarın Mehmet Büyükeş sizce ne açıklayacak? Ben 4 tane sorunun cevabını istiyorum Sayın Büyükeş. Yarın açtı. Bilmiyorum ne açıklayacağım. Ben 4 tane peki sorunu... Peki ben size şöyle bir şey söylesem. Yarın MHK başkanını görevden alır mı sizce? İhtimal var. Keşke. Bence alabilir. O zaman Sayın Bey. Bir dakika önemli. Sinyal geldi sana. Yok düşünüyorum. Sinyal geldi. Gözlerini kaçırıyorum. Ben göz okurum. Çok önemli. Bir dakika müziği falan çünkü da değişin arkadaşlar. Almanya'da çok müzik önemli bir her şey değişiyor. Uzmanı bizi izliyor. Göstereyim Sinan abiyi verin. Hocam. Bir dakika. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir operasyon. Hey. Bu sessizliğin sonunda bir fırtına olur. Benim düşündüğüm bu. Yani beceremedi, edemedi bu işi. Muhtemelen yarın bir operasyon yapacak. Ben diyorum ki bak bildiğim bir şey yok. Aldım bir duyum da yok. Sadece hissimi söylüyorum. Hello. Zak derdi var. Ahmet İmanoğlu arkadaşımı görevden alabilir. Olabilir. Almadım, Ahmet İmanoğlu. Hocam peki ben peki, Ahmet İmanoğlu görevden alması sizce çözüm mü? Yok be abi ya. Alanın altı. Ben şimdi önce 4 tane sorumu soruyorum. Halının altına süpürmek ben gibi. Ben bir soru hocam ben bir soru soruyorum. Buyurun Çakır'la. Bir dakika. Buyurun. Burçin Keskin'le ilgili bomba bilgiler verdi. Baktım biraz. Ya ne o neyim? Vasıfsız diyorum yani. Türk hakeminde 1600. sırada. Hocam çok net bir dakika. Cüneyt Çakır'la Alper Ulusoy'un kahvaltı etmesi ne sakıncası var? Yok işte Rahat'ım sen zeki adamsın anlamadın mı? Yok tamam ama şunu diyor Ali Koç orada. Cüneyt Çakır da İzmir çetesinin lideri mi demeye getiriyor? Bak sen bir dakika değil abi sen bak bir dakika bak. Aptalım ben. Hayır yorum yapıyorsunuz. Acaba öyle mi demek istiyor? Ne diyor abi? Ben diyorum ki kardeşim dinledim diyorum. Ha dinledin evet. Diyor ki bak bu resimde bir şey yok diyor. Bu resim gayet normal. Kahvaltı bir ediyorlar bizim güzel bahçede İzmir'de. Bu resmi koymanın amacı yani böyle kafanızda bu bir şeyler planladığınızda artık eski Türkiye gibi değil. Her yerden milletin elinde telefon var. Görüntüleriniz gelir ve bu İzmir çetesi dikkat etsin diyor hareketlerine. Çünkü sizi halk artık halk takip edecek diyor. Peki anladın ama mı? Ama Burçin Keskin aleyhine de manipüle edilmiş. Çakar'ın değil ben demin dediğim geri alıyorum. Ali Koç doğru söyledi. Ali Koç'un kandırıldığına benden, inanıyorum. Bir dinle. O ayrı bir şey. Burçin ayrı bir konu. Benden ne Ali Koç'a ne Erden Timur'a ne kimseye zarar filan gelmez. Senden kimseyi de sırtımda taşımam. Senden fayda gelir Sayın Ali Koç net söylüyorum. İster kabul edin ister etme ağır bir şekilde
manipüle edildiniz. Kandırıldınız. Hayır, manipüle edildiniz. Yönlendirilmiş. Haklı olarak hakem camiasını fazla bilmediğiniz için güvendiğiniz insanın aracılığıyla size ulaşmış bir insanın anlattıklarının hemen tamamını doğru kabul ettiniz. Doğru da olabilir ayrıca. Ama bunun bilin ki Ferhat Gündoğdu adlı şahsın önünü açmak için yaptığı olayda siz kullanıldınız. Ya kusura bakmayın. Hadi. Bir dakika hocam. Ali Koç bir kere Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı ne harekatıydı o? Evet. Hakemleri kaçma. Evet. Ona karşı çıkan adam. Hayır. Dün özür dedi. Haklıymış. Dün özür dedi. Evet. Ama ilk yaptığında hakemlerin karşı hakemliğine çıktı. Son verdiğinde Ali Koç karşı çıktı. Ferhat Gündoğdu karşı çıktı. Ama benim dilime geliyorsun. Ferhat Gündoğdu bu 2 sene önce Ferhat Gündoğdu son 10 gün içinde kanalı buldu. Ali Koç'a ulaştı veya bilgiler yönlendirildi. Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı çok normalmiş gibi geldi. Tamam mı? Ya bana inanın. Sen istiyorsanız da inanmayın. Benim evet, geldim. Hocam hadi hızlı hızlı. Mehmet Büyükekşi. Tekrara düşmeyin. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Yarın gelmeyeceğim Riva'ya. Çünkü gelirsem... Belki orada sarılırsınız birbirinize ya. Sarılırsınız, barışırsınız. Ben elimi uzatırım. Sarılırsınız. Ben terbiyeli adamım. Sen nereye? Hocam. Riva'ya. Ne işin var orada? Hayır, basın toplantısı yapıyorum. Önce git hocam. Hayır. 4 tane soru. Çakar gitmeli. 4 tane soru. Yaz kızım. Kucaklaşmalı. 4 tane soru. Evet buyurun. Yaz kızım. Sen nasıl gidiyorsun ya? Sana küfür etmiş adam ya. 4 tane soru. 1. Çimento. 1. Yaz kızım. Türkiye'de. Ver onu görüntü şeyler şey. Türkiye'de. Kulüpler üzerinden para aklamalarıyla ilgili ne yaptınız? Devletin üst makamları kolluk ve yargıyla irtibat kurdunuz mu? Yazın. 2. Bir daha soracağım. Tekrar soruyorum. Sayın Mehmet Büyükekşi, son 3-5 gün içinde yazın. Kulüp başkanlarının da dahil olduğu Türkiye'de kara para aklama mevzuatıyla, kara para aklamalı iddialarıyla ilgili bir eylem planınız var mı? Bir şeyler yaptınız mı? Ya da gücünüz yetmiyorsa ki haklı olarak Maliye, İçişleri Bakanlığı, yargıyla irtibat lazım. Halinde ve yardım istediniz mi? Soru bir. 2. Hakemin ayrılmak üzere olduğu eşinin İzmir çetesi hakemleriyle ilgili 1. Rapor sahtekarlığı ile ilgili araştırma yaptınız mı? İzmir Valiliği, raporun seri numarası, tarihi. 2. VAR odasından kayıtların çıkartılıp gayrimeşru işlerde kullanılması. MHK Başkanı bu hanımefendinin iddiası. Lale ortaya verilmesi, oradan Ali Koç'a verildiğinin iddiası. 4. VAR odasındaki hakemlerle yayıncı kuruluştaki hakem programı yapan şahıslar arasında devletin istihbaratının ve polisinin uzanamayacağı şekilde WhatsApp vesaire hatlarla görüntü akışı ile ilgili herhangi bir kurumdan yardımı istediğiniz bir Lig TV ile irtibat halinde misiniz? Bein Sports, evet. Bak daha sorayım mı, ister misiniz? Yok hocam. Ben de yarın gidin. Özel hayatınızla ilgili hiçbir şey sormuyorum. Özel hayatı sorma hocam. Hocam yarın gidin de sarılın birbirinize be. Ertem. Vallahi be çakalı konuşma. Sevgili Ertemciğim. Hayatımdan çıkarma. Abi ne alakası? Bir daha Ahmet Çakar diye bir arkadaşım olmaz. Abicim niye küs olsunlar ya? Ahmet Çakar'ın suratına bak. Olmaz ya, sarıl hocam git ya. Boş ver ya. Hocam eğer öyle seviyorum. Bir dakika hocam. Devam etme. Sadece bu programla ilgili. Senin suratına bir müsaade edin. Sadece bu program ve benle ilgili rütük sopasını kullanmak, Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunmak, etik kurula sevk etmek olayı bana kişisel husumetiniz mi? Yoksa beni aklınız sıra susturma hareketi. Mesela ben bir başka basın mensubudur. Hocam şunu da sormak lazım. Türk futbolunun sorunu logo sorunu mu, müzik sorunu mu? Süper Lig'e müzik aranıyor, Süper Lig'e logo aranıyor. Şimdi gelelim, 2 numarayı verebilir misiniz? 2 numara hazır olsun. Bir dakika Apo abi, sen değil. 2 numara hazır olsun hocam. Apo abi, sarıl hocam. Bir dakika, sen deyince, demin Çakar'la sen deyince baktım Sayın Ali Koç'un açıklamalarına. Abi hiçbir şüphem yok. Ali Koç ulusoylar falan diyor. Yani Ali Koç orada Cüneyt Çakır'da İzmir çetesinin lideri olarak görüyor, resmen ima ediyor. Bu da biraz Cüneyt Çakır'a acaba ayıp mı? Yani Cüneyt Çakır'ı ben şeylerde bir gün çok durduk önemli, yere. Önemli Cüneyt Çakır da Ali Koç'a kırılmıştır yani. Atina'da, siz de Cüneyt Çakır'ı melek yaptınız müsaade ya. Müsaade misiniz? Değil. Müsaade edin. Şampiyonlukları değiştirmiş hocam Atina deyince aklıma Reha Muhtar abi geliyor. Reha abi geliyor.
Reha Muhtar geliyor. Evet, Atina'dan hocam. Son 2 yıl içerisinde Atina'dan bana iki tane tanıdığım insanın çok tuhaf resimleri geldi. Hocam tehlikeli şeyler girme. Ne biçim ben... Bir dakika beyler. Atina'dan... Niye... Bir dakika ben itiraf ediyorum. Hayır, bir gün Atina'ya gittim. Bana beni aradı. Rasim şurada mısın? Dedim ki sen istihbaratçı mısın? Bak dürüstçe söylüyorum. Konser bak. Ve dedi detaya girmiyorum. Girme. Ve dedim o gün... Oğlum bunlar ne işe biliyor? Dedim ki Ahmet Çakar'a yeni bir isim taktım. Biliyorsunuz Ahmet Göte Çakar'ı da ben takmıştım. Mossad Ahmet. Yok yok ne Mossad'ı ya. Ben şey boş miyim? Ver ya. Pardon, ne Mossad'ı ya. Ne Mossad'ı ya. Ne Mossad'ı oğlum. Yemişim bizim Allah en büyük milli istihbarat teşkilatı var ya. Ay yıldız bitmiştir benim ülkem. Bir dakika. Aslanlar gibi ya. Yemişim Mossad'ı ya. O gün itibariyle İsrail bu saldırganlığı yoktu. Ertan'cım koydursun İzmir'i hadi. Doğru mu? Tamam. Dursun İzmir'den önce bir bant var Sinan abi. Hamas Ahmet. Ya Rasim dur bir dakika tamam. Şimdi sevgili seyirciler 2 numara dün Sayın Ali Koç'la ilgili Sayın Başkan'la ilgili olarak bazı eleştiriler var. İşte çok tehdit etti, çok şunu yaptı, çok bunu yaptı, şunu söyledi, bunu söyledi falan diye. Ben bir kez daha söyleyeyim Sayın Selahattin Baki ile Sayın Erden Timur'la ilgili olarak çıksınlar karşılıklı olarak birbirleriyle işte bir programda oturup işte münazarada bulunsunlar demişler evet, işte. Evet, evet, evet. Ondan sonra ben bir kez daha tekrar ediyorum. Sayın Selahattin Baki, Sayın Erden Timur. Buyurun. Stüdyomuz hazır. Ya olmayacak. Sizi bekliyoruz. Önümüzde olmayacak diye bir şey yok olmayacak ama yani. Biz yine de çağrımızı da yapalım da çağrımızda bulunalım da. Sen de biliyorsun olmayacağını. Yap. O zaman diyeyim ki olmayacaksınız. Siz gelmeyin o zaman. Olmayacak değil. Hayır buyurun. Ben bekliyorum. Tamam sen bekle de ben çok beklersin. Ben anladım seni demek istediğini. Şimdi anladım. Özür dilerim şimdi anladım ne demek istediğini Abdülkerim abi. Çok yorulmadı yani. Anladım. Erdem. Sayın Selahattin Baki, Sayın Erden Timur. Buyurun gelin programımız hazır. Objektif, tarafsız, ilkeliyiz her zaman. Şimdi Sayın Ali Koç Erdem neler demişti? Öyle ama bence o işin İki esası Erden Timur Ali Koç mücadelesi. Niye ya? İkisi gelirse ama... mükemmel bir yayın olur ama gelmezler. Bir izleyelim bakalım. Beyler, Sayın Ali Koç, Türkiye'nin en zengin adamlarından biri olabilirsiniz. Fenerbahçe gibi çok önemli bir kurumun başkanı olabilirsiniz ama bu lafları kullanmanız Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bravo. Niye? Bir gün bizden birisi Riva'da ya da birini tokatladığını duyarsanız şaşırmayın demek, bak tekrar söylüyorum, kimse kimseyi Türkiye'de tokatlayamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tokatlar bedelini öder. Kanunen bedelini öder. Siz Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak hakkınız yense de, acı çekseniz de fiziki bir suçu, bakın bir gün olur diye bu tehdide girer ve şiddeti sporda düzensizliğe girer. Bu normal bir olay. Riva'daki bir kişinin kılına zarar gelirse karşınızda beni bulursunuz. Alayınız kimse. İki, onlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz resmini çekin. Mobbing bu ya. Bu çok sıkıntılı laf. Çünkü... Bu da suç. Ya bir gün birileri de size nefes aldırmazsa ne olacak? Bakın sizin hakkınız yenmiyor demiyorum. O insanlar illegal de olabilir. O insanlar çete de olabilir. Ama her şüphelendiğiniz adamın ensesinden tutun. Eğer biliyorsanız çeteyi söyleyin. Resim çekmek ne demek? Dakka dukka bir gün onların resmini AVM'de çekerken... Şimdi Avrupa'nın bir başkentte sizin resminizi çekerler. Yani bağırma Rasim lütfen. Bunlar çok çok başarılı performans gösterdiniz. 2 saat 35 dakikalık konuşmanızda son derece sakil görünmüş, kanuni sınırları zorlayan, sporda şiddeti böyle inanmasanız bile çok açık şekilde provoke eden bir tek şey de kabul edebilirim oradaki iyi niyetinizi. Sen ne diyor çocuğun adı? Seni Selahattin ne? Hocam ama o da ayıp. Bir dakika. Benim dersim Selahattin, Selahattin Baki. O Selahattin Baki. Benim değil hocam Selahattin Baki. Fenerbahçe yönetim. Onu anladım. Ben programa çağırdım adını sadece. Adını unuttum kardeşim. Ben mecbur muyum? Hayır senin diyorsun. Hocam senin o da bir dakika. Sen şimdi sana şimdi biri dese ki mesela diyelim senin abin olan Şerez Erzik hala hayatta. Bir gün seni Ahmet'e veririm. Yani bak. Ne demek bu Sezgin abi? Türkiye Futbol Federasyonu Leyla Hanım'a tanış kardeşim. Sana onu yediririm. Selahattin Baki'ye veririm lafı. Burada ben sadece mecazi olarak oluyorum. Burada bir sıkıntı görmüyorum. Ama ayıp. Sıkıntı şu. Her kim ki bu işte sıkıntı var diyen
sorumlu vatandaş değildir. Bir gün bizden birinin, Rıva'da birinin tokatladığını duyarsanız şaşırmayın lafı. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kabul edilir. Suça teşviktir. Aynı. Hocam özür dilerim, bir dakika, son dakika var. Bir saniye. Batu söyler misin? Çok önemli. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Leyla Hanım'ı aramamış. Onu söyleyeyim. Leyla Hanım kim? Leyla Ceylan hanımefendiyi Sezgin abi yazdı. Şimdi Batu bunu bana bir tercüme eder misin? Bak müziği falan değiş. Bu çok önemli. Bir daha söyler misin? Türkiye Futbol Federasyonu Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ne yapmış? Denizli Şubesi, Denizli Şubesi biliyorsunuz ki Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu Denizlili. Bir açıklama yapmış Denizli Şubesi 4 saat önce. Okuyorum. Sadece biz veriyoruz şu anda. Son zamanlarda gerek yazılı gerek görsel basında bazı kulüp başkanları ve yandaşları tarafından Merkez Hakem Kurulumuza, hakem camiamıza yönelik seviyesiz açıklama ve eylemler asla kabul edilemez. Aferin. Özellikle Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet İbanoğlu hakkında bir kulüp başkanının seviyesiz ve mesnetsiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bravo, alkışlıyoruz hep beraber. Ya Denizli'deki Hakem Derneği dediğin 4-5 tane Ahmet İbanoğlu emir komutasında çalışan adamlar. Şöyle bir deklarasyon yapın diyecektiler. Yaptılar. Bunlara ehemmiyet vermeyin. Bunlar hikaye işler. Daha büyük açıklama bu yapılmadı. Bu Sayın Ahmet İbanoğlu'nun haberi olmadan yapılabilir mi bu açıklama? Onun talimatını yapıldı. Dalga mı? Veya evet. Ona şirin gözükmek ama için yapılmış bir açıklama. Ama yazık Ahmet İbanoğlu da işte hani adama bazuka atmışlar. Karşına bir taş atmış. Hocam. Yani saçma sapan bir şey. Ama yani her şey bir yana gerçekten Ali Koç'un şu gider tokatlanırsınız falan. Efendim bunu çok alakalı haber değil. Yani. Ya bu hiçbir şey yok. Bu. Neymiş bu? Hocam olur mu? Merak edense demin yaşıyor mu dediniz? Yaşıyormuş işte. Onun talimatıyla yapılmış. Adam kendi mi konuşmuş? Hayır oraya talimat vermiş. İşte ona sormuşlar. Talimatsız bu. Arkadaşlar Batu soruyor ya. Oranın bölgesini, ya, oranın bölgenin hakemleri. Efendim Batu. Faal Hakemler Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Yaptın doğru. Sinan abi benim burada haberim olmadan kimse açıklama yapabilir mi futbolla ilgili, sporla ilgili? Devrim, abi. Sezgin, abi o yaptı, tamam Batu, da. Emir. Bir şey söyleyeyim. Ankara ne yapmıyor? Bursa ne yaptı? İşte biz de onu soruyoruz zaten. Ya, o zaman Denizli olduğu için. Hayır, birlik yok, birlik yok, birlik yok. Oranın şey olduğu için o bölgenin adamı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ahmet İbanoğlu'nun haberi olmadan ya, bir Denizli kulüp başkanı mesnetsiz, Denizli seviyesiz diyebilir mi Ali ya, başkana? Burada mahallecilik yapılmış. Mahallecilik, Denizli birlikçilik. O zaman oturursun. Türkiye'deki bütün bölgedeki MHK'ler toplanır. Anladın mı? Denizli birlikçilik. Abi yapsın bakalım. Mehmet Büyükekşi. Sen benim MHK başkanımın arkasındayım desin. Hadi bakalım. Bir dakika, ben de buradan şunu okuyorum o zaman. Diyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu koruma altına almayınca Denizli kendi evladını koruyor. Aynen. Yarın da bravo. Sizin dediğiniz çıkıyor. Evet. Görevden alacak demek ki Ahmet İbanoğlu. Öyle bir şey var yani. Sayın Mehmet Büyükekşi'ye. İbanoğlu gidiyor. Ben dediği doğru Sinan abi. Doğru. Sen ben Sayın Mehmet Büyükekşi'ye. Bak aramızda bunca hukuki husumet var. Tanımam. Belki de tanışırsak benden nefret edersiniz. Veya belki de sana belki seversen. Müsaade et. Şimdi biraz sonra söyleyeceklerimi futbolda sizin yaşınız kadar deneyimi olan, sizden 10 kat fazla deneyimi olan bir arkadaşınız olarak talimat niteliğinde tavsiyelerim olacak. Bir, yarından tezi yok Ahmet İbanoğlu'nu görevden alın. Yarından tezi yok. Özel telefon alacağı ederseniz isimlerini size vereceğim, müsaade edin, isimlerini vereceğim, 3 ya da 4 tane VAR hakemi mülga edin, şey yapın, görevden el çektirin. 5, derhal İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'yla kara paraklama için istişarede bulunun. 4, rapor işini açıklayın. Hocam yine tekrara düştük. Ben size çok önemli bir soru soracağım. Yine aynı şeyleri söylüyorsunuz. Hayır ya. Sinan abicim çok önemli bak. Bitiyor. Bak bu soruyu sormak zorundayım. Ne önemli ya? Ya Sinan abi. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Erteme şehrimize razı destek için teşekkür ederiz Denizli valisi. Sinan abi. Sinan abi. Denizli valisinde mesaj geldi. Söyle Erteme. Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yarın açıklama yapacağını daha bugün akşam saatlerinde açıkladı. Doğru. Söylüyorsun. 4 saat önce Denizli'nin bu açıklamayı yapması çok manidar. Manidar. Yani herkes bunu söylüyor. Demek ki gidiyor. Ben seni diyorum ki senin haber Ertem doğru, senin hissiyatın doğru. Hayır. Lan bu çok basit bir şey. Hocam. Ya değil hocam, sana Ertem, göre basit. Ya. Ya çok önemli bir haber veriyorum. Şaşırtınız mı hocam ya? Ertem'cim Göktürk haber ajansı. Evet. Ertem'in ekibi. Evet. Temel Burgaz. Oradan Göktürk'ten açıyor. Tamam. Açıklamayı öyle düşün bunu yani. Burası küçük bir anladın mı? Tamam. Sinan benden çok yaşayacaksın. Ahmet İbanoğlu'nun haberi olmadan bu açıklama yapılır mı diyorum sana ya. Şimdi sana burada biz dalıyoruz. Tamam mı?
Göktürk Mahallen oradaki açıklama yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bu böyle düşün. Aa, mesaj. Ah hocam. Kınıyorum Sinan Engin'i, Denizli bir şehirdir, mahalle abi değildir. Abi Denizli. Bak bir dakika, şehir derken abiciğim. Ya bana örnek veriyor Göktürk ya. Mahalle arkadaşları kardeşim, Denizli ben 50 defa toparlanırım. Denizli çok güzel yerde Denizli. Hayır, niye Bursa yapmıyor? Niye Ankara bölge yapmıyor? Niye İzmir bölge yapmıyor Ertem? O zaman orada talimat verse. Hayır. Bunlar başkanlarını sevdikleri için, işte seninle ilgili bir şey olsa tabii. Ben derim ki ya bak herkes kayıtsız oluyor. İnanıyorsam tabii, yaparım. Tabii. Onlar da başkanlarına inandıkları için, o bölgenin de şeyi olduğu için. Canım Denizli'de spor müdürlüğü yapmışlar. Helal olsun da çocuklar ayrıca da. Sahip çıkmışlar başkanlar. Bravo Denizliler. Helal olsun da ayrıca da. Türk yani, seviyesiz diyorlar ama. Ayrı bir konu. Aferin sahip çıksınlar. Seviyesiz diyorlar. Abi ne olursa olsun. Bir şey söyleyeceğim sana. Hayır. Kendi başkanlarını tutmuşlar. O önemli değil. Ya kendi bu çok Allah aşkına. Memnunlar o zaman yani. Memnunlar. Türk futbolu. Ya hocam çok büyük bir haber. Farkında değilsin. Yarın bu olay büyüyünce göreceksin hocam. Bu şu olay çok büyük bir olay. Vallahi bak Sinan abi. Dursun Özbey'e geçiyorum ben. Tamam. Mesela. Seviyesiz diyor ya. Evet geçelim. Burçin Keskin Boğaziçi İnşaat Mühendisliği mezunu. Boğaziçi İnşaatlar Derneği gidip Burçin Keskin'e yapılandan ötürü kınıyoruz diyebilir orada inşaat mühendisliği toplan. Peki tamam. Ama sen önemli bir şey diyorsun. Arkadaşlar abicim yapma. Hayır. Ertem şunu söylüyor. Ertem diyor ki bu bir işaret. Bak dinle beni. Hani depremin şeyi gibi. Hayır abicim bu işaretse. Depremin kokusu gibi. Bakın. Yarın alınacak görevden diyor. Arkadaşlar bakın. İvan oğlu tasviyor oldu. Buradaki arkadaşlar, Denizli'deki arkadaşlar başkanlarına, abilerine sahip çıkmışlar. Şimdi bu öyle değil. Bu MHK'de kaç tane üye var? He? Kaç tane? Ataması var bilmem ne. 6 hakem mi hocam? 7 hakem mi var? Bir dakika Sinan abi. O kadar konuşulmayacak. Süper Lig'den bir daha kendisine seviyesiz. Bir dakika. Ertem Bey'i aydınlatıyorum hocam. Ya hocam bir saniye. Hayır hocam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hocam bir dakika hocam bir saniye. Hocam bir dakika. Ya Sinan abi çok önemli bir şey söylüyorum. Siz benden daha zeki adamsınız. Ben Ali Koç'um. Abdülkerim abi sen MHK başkanısın. Denizli'den hadi ver bakayım bana bir tane Fenerbahçe maçını hakem. Seviyesiz demiş bana ya. Ben Ali Koç'um. Ya Ertem doğru söylüyorsun. Ben de diyorum ki şimdi Ahmet İvanoğlu Denizli varisi bağlanması Ahmet istiyorum. İvanoğlu ile ilgili bir şey var değil mi? Bütün açıklama yaparlar atamadaki hakemler. Atama ikinci adam kimse Ahmet İvanoğlu yardımcısı. Bütün bölge hakemler derneğine tamam mı? Türkiye'deki ne kadar Tolga Özkalfa. Hepsi ortak bir açıklama yaparsa ha derim ki bak başkanlarına sahip çıkmışlar. Herkes ya acaba. Ya şıracının çahidi bozacı anladım. Hep öyledir şimdi bu arkadaşlar ya. Ben seni nasıl tutuyorum? Tamam ben çok iyi anladım. Onlar da abi Sinan abi ben sana bir tek soru sorup tamam, konuyu değiştiriyorum. Söyle. Denizli bölgesinden bir daha Fenerbahçe maçını hiçbir hakem yönetemez. Ali Koç olduğu sürece. Yok ki zaten. E tam ben yoksa tam haber diğeri taşınıyor o zaman. Ümit Öztürk nereli? Ümit Öztürk nereli? Yönetebilir mi bundan sonra Fenerbahçe maçını? Ben ne anlatıyorum hocam? Ertem İzmir çetesinden çıkar bir tane oradan hakem gelir. Delikanlı gibi de maç yönetir. Anladın mı? Çıkar bir delikanlı da maç yönetir. Her şey olur. Mehmet Başkan, Sayın Büyükekşi beni seyrettiğini biliyorum. Ya Ali Koç ısrarla, Ali Başkan ısrarla İzmir çetesi, Ege bölgesi deyince Denizli böyle bir müsaade açıklama yaptı. Misiniz? Abi ne ya, İzmir yapmadı? Sayın Mehmet Büyükekşi, Ege yaptı, Denizli Ahmet yaptı işte. İvanoğlu'nu yarın Denizli, Ege, görevden alacaksınız, İvanoğlu. Almalısınız. İzmir? İzmir yapmadı henüz. Hocam Ahmet Çakar, gerçekten şaka bir yere bak. İzmir hegemonyası var mı hakem camiası şu an? Hadi vallahi Sayın abi. Dursun Özbey'e geçelim. Var mı bu? Saat kaç oldu abi? Gerçek mi yani bu? Kısa açıklama yaptı yalan zaten. Yalan diyor ya İzmir hegemonyası, İzmir durumu yok diyor. İzmir çetesi ya, bakın, yok demiyorum. Hocam tartışılır. En güzeli hocam söyledi. Ay, bu hocam bu grubu iyi bilir tanır. Ya, bu orada Denizli bölgesindeki. Denizli bölgesi. Keşke nasıl hocamla ilgili ya. Bir şey yaptığı zaman biz çıkıyoruz konuşuyoruz veya bizle ilgili bir şey yazıyor arkadaşları koruyorlar. Bunlar da arkadaşlarını korumuşlar. Müsaade, başkanlarını Sinan, korumuşlar bu kadar. Sinan, tamam da bunlar müsaade, zurnanın zor teliği zor, ya. Bir dakika. Bu Türk nedir arkadaş ya? Zort olur mu ya? Fenerbahçe başkanına seviyesiz diyor. Ya kardeşim bu hakem keşke hakem olsaymışım ben müsaade ya. Müsaade edersin. Türk futbolcu olmuşuz yalandan yani. Bütün bunlara eski bak ya. Mevcut Türk hakem. Türk futbolunun bir numaralı adamları oldular ya. Müsaade eder misin? Kim ya bunlar alt tarafı? Hakem işte bak, ya. Ne Türkiye, olacak yani hakem. Türkiye. Türk hakemliğinde eski hakem atfettiniz bunlara ya. Eski hakemler mevcut hakemler tuvalete girsinler. Allah Allah. Büyük abdestlerini yapsınlar. Abdestlerine bakarım ondaki o andaki düşüncelerini anlarım. Ya niye bakıyorsun insanların abdestine? Peki. Sana ne hadi Sayın Dursun Özbek bugün divan kurulunda. Divan kurulu basına kapalı yapıldı Kasım ayı. Hocam. Galatasaray kapattı divan Kazım kurulunda. Kazım Özer aradı seni tebrik etti. Kazım Özer kimsin? Kazım canımdır. Aa şey. Kazım bizim hocamı tebrik eder misin dedi. Çok selamlar. Kazımcığım merhaba kardeşim. Peki. Sevgili seyirciler. Mustafa Sarıgül'ün ya, çok yakınıdır değil hayır, mi? Hayır. Hadi selam faslına geçelim. Hayır geçmeyelim. Geçmeyelim bir dakika. Selam yolluyor. Hava alıp geliyor. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Korktular mı?
Ne oldu Çakar? Çakar niye gitti Ertem? 3-5 dakika müsaade edin dedi. Biraz ferahlaştı. Ferahlaştı, ferahlaştı. Ve bir doktor getirin Çakar. Dursun Bey. Ertemciğim. Ya izin vermiyorsunuz ki Sinan abi. Ben anlamıyorum ki bu işi Rasim. Hoca Ertem, sana ben 15 dakika önce dedim ki. Ne dedin Sinan abi? Dursunuz Bey'e gir dedim. Haber ama haber önemli bir haber Sinan abi. Bekliyorum gir. Önemli yani önemli ya. Ertem bana 3-5 dakika. Sayın Dursunuz Bey'e girdi. Ahmet Çakar düzeldi geldi. Tamam. Evet adam zaten 3-5 dakika dedi ya. Bana 3-5 dakika müsaade edin. Bugün var ya birçok kulüp başkanından acayip güzel mesajlar aldım. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Size göre kötü, bana göre iyi. Hmm. Bir gelsin size göre derken. Neyse. Rasim'e göre kötü. Yok, yok, olsun, şimdi olsun, olsun. Sayın Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Sinan abi divan kurulu basına kapalıydı. Kapattılar. Yani dünkü gibi Fenerbahçe gibi açık değildi. Galatasaray Lisesi'nde. Sonrasında Sayın Başkan Dursun Özbek dışarıda konuştu. Yanında Erden Timur Bey ve Metin Öztürk vardı. Metin Öztürk Bey ve Erdem Bey konuşmadılar. Sadece Dursun Bey konuştular. Kim birisi mesaj atmış? Ne yazmış? Altına ne yazmış? İyi akşamlar. Hakemleri Faal Futbol Hakemleri Derneği Genel Başkanlığı kurur Bilgin'e. Kim o? Ya yapmayın. Manasız işlerle uğraşıyorsun. Hayır hocam. Basit hayır, işler, mesaj. Detay işler ya. Sen iki sene başkanlık yaptın. Genel başkanlık yaptım ya. Şimdi bir izleyelim bakalım. Sayın evet, Başkan Dursun Özbek ne demiş? Başkan seyredelim ha. İsmini söylemedin değil mi? Şimdi dünkü divan kurulunu bilgilerini sonradan aldım. Yani dinleme fırsatı oldu. Mesuliyet sahibi olan kulüp başkanı. Biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Mesuliyetimiz nedir? Aşağı yukarı 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle bir provokatif konuşmaya? Ne gerek var efendim gitsin federasyonda adamı tokatlasın? Şu toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz. Maksimum çabayı sarf ediyoruz. Efendim peşine adam takalım gitsin AVM'lerde fotoğrafını çeksin. Yani buna Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin %70'ini, 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provokasyona gelebilir. Birbirini öldürülebilir. Her türlü şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Niye böyle bir açıklamayla, niye böyle bir şeyle? Galatasaray Kulübü her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Vay Erden Timur şunu yaptı, Erden Timur bunu yaptı. Ya futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel bir futbol iklimi yaratalım, adaletli bir futbol iklimi o kadar. İnsanların ticari hayatından girip insanların efendim orada tokatlanması, dövülmesi, burada AVM'lerde fotoğraflarını çekin. Ben Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na bir tavsiyem var. Bunları yapmayın. Bunları yapmayın çünkü şu algıya geliyorum yavaş yavaş. Türkiye hep provoke edilmeye, bölünmeye çalışılmıştır. PKK'sı, FETÖ'sü Türkiye'yi bölmeye çalışmıyorlar. Yapılan açıklamalar da bu bölünmeyi, kutuplaşmaya getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken bu Türkiye'yi, sen niye böyle davranıyorsun? Burada Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor. Fenerbahçe için, Fenerbahçe Başkanı için bir projedir dedi. Bu sefer bu algıya geliyorum ben. O düşman, bu düşman niye şey yapıyorsun ya? Niye yani? Dur. Evet Abdülkerim abi. Buradan sonra devam edeceğiz Sayın Başkan'ın açıklamasına. Bir şey söyleyeyim. Apo abimiz zaten söyleyeceklerini herkes tahmin ediyor. Ben ezber bozan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak Dursun Başkan'ın şu ana kadar konuştuklarına katılıyorum. Ama şu yaptığı bel altı vuruştur. Efendim Ali Koç da bize bel altı vurdu. Olmaz. O zaman Dursun Başkan sen de aynı hataya düşüyorsun. Selim Soydan onu kendi için demedi. Kendi yorum için demedi. Ben Selim Soydan'la da konuştum. Aziz Yıldırım ona bir böyle bir sohbette, bir yemekte, sofrada
Az Yıldırım'da en iyi Sinan Engin tadı. Sinirlenmiş. Bu Ali Koç FETÖ projesi demiş. Palavra bir laf. Yani Aziz Yıldırım kendi öfkesiyle, o büyük ağır aldığı mağlubiyetin öfkesiyle Ali Koç'a sallıyor amiyane tabirle. Yani Selim Soydan da Aziz Yıldırım'ın bir sofrada ona söylediği şeyi söyledi. Selim Soydan'ın böyle bir görüşü kesinlikle yok. Bak onu söylüyorum. E kalkıp Dursun Özbey'in bu kadar güzel bir açıklama yaptıktan sonra buna referans vermesi, Aziz Yıldırım'ın sinir anında öfkeyle Ali Koç'a mağlup olmasının verdiği öfkeyle söylediği sözü Dursun Özbey'in alıntılaması doğru değil, ahlaklı da değil. Efendim Ali Koç yaptı. Ali Koç 5 senedir bir başarısızlık travmasından geliyor. Galatasaray bilakis biraz hoşgörülü olmalı o konuda. Dursun Özbek de bunu yaparsa o zaman demin söylediklerinin hepsini Dursun Başkan çöpe atmış oldum. Demin söylediği hepsi doğru. Ben de hep kafa salladım. Ama bu söylediğin söz çirkin, belaltı. Ha, Ali Koç ne bize yaptı? Ali Koç Galatasaraylılara, Erden Timur'a, sana belaltı vursa da siz vurmayın. Çirkin, yakışıksız, yalan. Evet. Abdülkerim abi. Şimdi bak. Bu arada devam edeceğiz Sayın Başkan. Dinliyorum evet. Değil mi? Herkes konuşuyor ve ben sükunetle dinliyorum. Ben de şimdi bir şeyler söyleyeyim. Şimdi bu açıklamalar ne güzel bir açıklamalar değil mi? Yani ne kadar aklı selim, itidalli olalım, sakin olalım, barış, çiçekler, kardeşlik, spor. Ne güzel değil mi? He? Şahane açıklamalar. Kim hayır der? Kimse. Peki bunu kim söylüyor? Ben bir de lafa bakarım. Bu lafı kim söylüyor? Bu lafı daha ligin ikinci haftasında hem de kazandığı Trabzonspor, 2-0 kazandığı Trabzonspor maçından sonra ben 50 yıldır böyle hakem rezaleti faciası görmedim. Bu sene çok erken başladılar bu işlere diyen Sayın Dursun Özbek söylüyor. Sonra ne olmuş? Bu açıklama şimdi bugün yapıldı değil mi? 2 gün önce Galatasaray lider oldu. Değil mi? Liderliği 2 gün önce ele aldı. Ne kadar güzel itidal, kardeşlik olsun, birbirimizi kışlatmıyorum. Peki Galatasaray lider değilken neler olmuş? Geçen seneden. Hani Ali Koç tehdit etmiş. Teminden beri söylediklerin içeriğini bıraktık. Tehdit etmiş. Ne demiş? Artık insanların burasına geldi yönetimimizin. Yarın bir yöneticimiz o giderse bir tokat atarsa. Peki bu mu daha büyük tehdit? Yoksa geçen sene Galatasaray kötü başlarken, Fenerbahçe liderken Sayın Erdem Timur'un dedikleri mi daha büyük tehdit? Türkiye'yi, bak Türkiye'yi be de, yani Türkiye'nin bir kurumunun düzenlediği, devletin kontrol altında bir ligi bitirtmeyiz diyor. Savaş gelmiş, hoş gelmiş. Bunlar ne? Bunlar nasıl laflar? Bunlar birleştirici, itidallik konuşmalar mı? Hiç bir tokatlarız da değil. Bir dakika. Tamam. Hepsi yanlış. Ama sen burada bugün itidal çağrısı yaptığın zaman demek ki her şey yoluna girince bak itidal istiyorsun. Ama işler yolunda değilse vallahi ligi bitirtmiyorsun. Savaş gelmiş, hoş gelmiş diyorsun. Hiç durup dururken daha hiçbir şey yokken ortada efendim Ali Koç'a görüntüler gitti diyorsun. Şimdi Merkez Hakem Komitesi'nin eski başkanından diyorsun. Ali Koç da bunları şiddetle ediyor. Yani bunlar insanı kışkırtmış olmuyor. Fenerbahçe cephesinden bunlara açıklama gelince neden böyle yapıyorsun? İtidalli ol. Hepimiz barış içinde yapalım. Ülke bölünmesi. Sonunda da zaten başka bir şey söylüyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yani bunu tamam mı? Bunu ne? Ama abla yani abi, bir dakika, sen dur, de. Bir dakika dur. Kesme. Kesme. Zaten tokatlama olduğunu yanlış olduğunu dünden beri Ahmet Çakar da söylüyor. Sen ben de söyleme. Şiddetli itiraz etmiyorum. Tamam mı? Söylemesi diyorum ama daha ağırları söylendiğinde ben tepkileri görüyorum. Daha ağırlarını söyleyen adamlar şimdi itidal istemeyecek. Hepsi yapacak abi. Tamam mı? He. Onun için onu konuşalım. İki, gelelim bu Aziz Yıldırım'ın hani dün bak şu geçen hafta gündeme geldi. Şimdi bu konu sanki birdenbire dün, geçen hafta işte Selim Soydan bunu birdenbire söylemiş gibi. İnsanlara öyle bir algı. Oha, bir dakika. 2018. Açsın herkes baksın. Öyle diyordu Aziz Ali Koç'un bravo. Konuşması var. Şeyde seçim zamanı. Doğru, Aziz Yıldırım'a daha söylüyor. Seçilmemiş. Statta oldu ya kongre evet. Seçim. Ali Koç bunu kendisi anlatıyor. Diyor ki Aziz Yıldırım'a dönerek. Sayın Aziz Yıldırım diyor. Doğru. Selim abiye demişsin ki diyor. Ben
FETÖ projesiymişim. Öyle mi diyor? Doğru doğru. Sen aynen Aziz böyle. Yıldırım'da diyor ki yalan. Ben öyle bir şey demedim. Ve hatta o sinirle Aziz Yıldırım Selim abiye hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Ben öyle bir şey demedim. Nasıl sana böyle bir şey söyler? Sen eğer diyor Ali Koç öyle bir ona bir şey söylesem diyor. Ben Ali Koç'u 2013'te başkan adayı göstermezdim diyor. Şimdi doğru bütün söylüyor. Bunları bilmeden sanki Selim Soy'dan ama bir hafta bir dakika ısrarla söylüyor. Tamam sonra da bana söyledi diye. Evet. O artık Selim Soy'dan... Bu devre Aziz Yıldırım sinirle o evet, salladı. O Selim Soy'danla Aziz Yıldırım'ın arasında bir şey. Doğru ama söylüyorsun. Bunu 3 gün önce piyasaya sürüp sanki Selim Soy'dan bunu ilk defa söylüyor. Bunu evet. ilk söyleyen Ali Koç'un kendisi tabii. 2018'de. Selim Soy, Selim abi de ona söylüyor. Ali Koç'a bizzat söylüyor ki o 18 konuşması artık, kullanıyor. Şimdi Aziz peki. Başkan ona söyledi mi söyledi mi onu Selim Soy'dan Ali Koç şey aynen, Aziz Yıldırım'da Allah aynen. bilir. Onu biz bilemeyiz. Aynen aynen aynen. Ama bu olay anlatabiliyor muyum? Sanki bunun Ali Koç'un bundan haberi yokmuş gibi. Değil, Ali Koç bunu ilk anlattı değil. İnsanlara. Hem de ya, bütün televizyonların ya. Naklen verdiği seçim günü şeyde Fener ya, statında. Ya FETÖ işini maymun gibi kullanmaya kalkmasınlar için, ya. Bu iş ciddi bir şey. Bu yanlış giden, bu yanlış giden şeyleri söyleyelim. Mücadele ben edin bitirelim. Devam edin Sayın Başkan'ın ayıp olmasın. Şey şu, benim söylediğim, benim son söylediğim şey şu. Her şey çok güzel, her şey çok yolunda giderken İtidal aman ortada toz toprak kalkmasın. İşler kendi aleyhinde giderken o var, onu o gitti, bitirtmem, şöyle yaparım falan. Sonra itidalli olalım ya yapmayalım. Heh. Neden böyle yapıyorsunuz gerek falan. Yok. Zaten bu bana, da, evet. bu bana, bu davranış bana yıllar önce Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şeyi hatırlattı ama burada söylemiyorum. Sayın Başkan'ın açıklamalarına devam edelim. Sayın Dursun Özbey'in devam edelim ayıp olmasın. Hadi. Saçma sapan konuşuyor. Ha, bilmiyorum ama bunu, bunların devamlı yapıldığını ima eden bir şey söylemişti Aziz Yıldırım. Hep bunu böyle yaparlar. Biz hep itidali tavsiye eden tarafta olacağız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk insanının, toplumun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmek için yapılan her türlü eylemin karşısındayız. Ve bir abisi olarak da kendisine tavsiyem, gerilme artık ihtiyacımız yok. Dediğim gibi bu ülkeyi ne PKK ne de FETÖ bölemedi. Başka hiç kimse bölemez, kutuplaştıramaz. Arkadaşlar söylemek istediğim bu kadar. Soru almayacağım. Konuyla ilgili şimdi yönetim kurulu toplantımız da var. Müsaade ederseniz iyi akşamlar. İnşallah bir dahaki basın toplantısında görüşmek üzere. Sayın Erden Timur ve Sayın Metin Öztürk'ün konuşmadığını bir kez daha belirtelim. Evet. Başkan olarak şeye düştü. Tabii Sayın Başkan bakıyorum. Konuştu orada. Şimdi sevgili seyirciler, hayır belki Erdem Bey cevap vermiştir Sayın Ali Koç'a diye bazı sorular var. Hayır vermedi. Ya, yok. Bir artık bu haftanın başlarına bir geçelim. Ha, geçelim ya. Heyecanla bekliyorum. Sinan ya. Abi ya, Nur Efşan'ın okul arkadaşı var Derin. Söyleyeyim hemen. İki gündür seni bekliyor. Hemen. Ne Derin, ismi? Senden selam bekliyor Derin. Derin. Sıra arkadaşın Nur Efşan'ın. Derin. Hangi okul? ODTÜ Kemerburgaz Bilim Okulu. ODTÜ Kemerburgaz Bilim Okulu'nda sevgili torunum. Nur Eşah'ın arkadaşı Derin. Derin kızımı yanaklarından gözlerinden öpüyorum. Bütün okuldaki arkadaşlarına da selamlar. Seni inanılmaz seviyor biliyor musun? Böyle bir şey olamaz. Sağ ol, devam etsinler sevmeye. Doğru yapıyorlar. Bütün çocuklar, bütün ya inanılmaz. Ben hala Zorlu'da seni bekleyenler varmış. Şu anda. Vallahi olacak iş değil. Ya Zorlu'da bir resim vallahi bak böyle bir şey olamaz. Var Zorlu'da. Ben dedim ki. O da şu silah rengini ya göreceğiz şimdi, diye. Dur bir dakika. Şimdi Zorlu'da küçük gençler geliyor, resim çektiriyoruz. Eli ismi Onaçum. Bizim Taner Tekin de böyle yapıyor. Bütün arkadaşlarınız haber verin diyor. Sinan Engin burada deyin diyor. Abime bakıyorsun. Çocuklar geliyor okulda alınca. Zorlu'da Sinan Engin günler düzenliyor galiba. Bizim Taner şu. He? Bizim Taner Tekin. Bizim Taner Tekin. Be bir dakika dur. Aslan Azapan hoş geldin. Evet. Çocuk şu oldu an mu? Oldu mu? Yaşayan Allah uzun ömür versin en minik Galatasaraylı. Öyle mi? Kim? Aslan Azapan. Müge Azapan ve Dinçer Azapan'ın sevgili bebekleri bugün dünyaya geldi. 6 Kasım'da doğdu Aslan Azapan. 6 Kasım'da doğdu. Sinan dedesi gibi akrep oldu. Ne? Onun için akrep.
O da bir akrep. Akrep. Maşallah. Allah bağışlasın. Dinçer Azapan ve Müge Azapan'a. Müge canımızdır vallahi. Dinçer. Allah uzun ömür versin bebeklerine. Allah uzun ömür versin. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Sinan. Sinan Engin gibi olsun. Hocam bir bitireyim. Hilton. Sinan Hilton. Hilton'la ya bir bitireyim hocam ya. Analı babalı büyütsün. Mügeciğim, Dinçer'cim Allah bağışlasın. Ya bir bitireyim ya. Allah iki kelime diyemedim ya. Ne Dinçer'cim Allah analı babalı büyütsün. Maşallah. Aynı şekilde. Tabii gülmeyin ya. Onun için. Ya benim doğum günümde beni bu kadar methetmedin ya. Abi Dinçer benim kardeşim. Dur Rasim. Aslan Azapan'ı öpüyorum. Hoş geldin diyorum aramıza. Ben de. Müge Azapan. Allah bağışlasın. Dinçer Azapan. Bir alkışlayalım. Allah bağışlasın. Müge çok geçmiş olsun. Müge çok geçmiş olsun. Dinçer'im çok sevgiler. Öpüyorum. Ben de bir şey söyleyeceğim. Aslanımızı. Yavru aslan. Bir dakika. Büyük aslan parçası. Bana gel. Büyük Galatasaraylı Dinçer Azapan. Hayırlı olsun size, ailenize, vatana, millete, oğlun hayırlı olsun. Allah uzun ömür versin. Ve tebrik ya? Ediyorum seni Dinçerciğim. Çocuk tam altı kası. Yapma, bak yapma. Bunu kardeşim büyüyünce gösterirsin. Eyvah. 6 Kasım'da ya. 6 Kasım'da doğdu. 6-0 mı? Ya 6 Kasım'da. Ya yazık ya. Ben şey ya bırakın sizinle. Demiyorum 6 Kasım'da tamam. Doğmuş. Aman abi ya sizin var ya nereden? Dinçer duydun mu Dinçerci? Liverpool. Aslan Azapan. Bir dakika Liverpool'da bugün o zaman. Yarın. Münih'e gidiyorum. Galatasaray'ın zaferini seyretmeye. Almanya'ya gidiyor. Münih zaferini seyretmeye gidiyorum. Alman deplasmanı. Bu ne biçim resim? Kaldırın bunu Rütük. Sevgili... Rütük bizi kapatacak. Rütük bizi kapatacak. Bu ne biçim resim? Allah cezanı versin. Bizim Mehmet Batuhan ağırla onu açıyor. Kapat. Kapat çocuklar. Ya Batuhan niye adamın suratına bakıyor? Halbuki Cem 18 yaşından küçükleri ekrandan uzak tutun. Ne var ya içimde ne var lan? Ne var ki? Yadık büyütün. Tabi büyütmeye de gerek yok. Resimler var koymayın. 18 yaşında küçükler. Ruh hastası ya. Dün var ya neler yapıyor. Küçük dün tam bir manyak. Ruh hastası herif ya. Sen harbi bir ruh hastasısın biliyor musun? Sen bir ruh hastasısın. Tahminlere gel. Tahminlere gel. Sen Alman filmleriyle büyüdün. Yarın Alman deplasmanında ya ne olur Allah ilk sen söyle. Galatasaray'ımız evet, tıpkı Juventus'a yaptığı gibi 2 gün üst üste maç 23'te başlayacak. Hem 23'te hem 24'te Bayern Münih'in üstünden geçsin inşallah. Peki Ertem'cim. Ona Türkiye olmak ister miydi? Ertem'cim. Ertem bırak Rasim sulandırma gel otur şuraya. Rasim hem onu açıyor hem Almanya'ya gidiyor. Yarın Münih'e gidiyorum. Ay. Sevgili Osman Atak kardeşim Almanya'da beni bekliyor. Yarın Canay kardeşim ben. Londra'dan gidiyor. Biz de buradan yarın Umut Günler'le gidiyoruz. Kimse anlamıyor şu anda nereden nereye gidiyor. Amaçları vermiyor. Galatasaray'ın... Ahmet hocam söyle kim nereden gidiyor. Galatasaray'ın ayağı uğurlu gelecek. Galatasaray Bayern Münih'i yenmeye gidiyor. Buyurun beyefendi buyurun. Ertem'ciğim yenmeye gidiyoruz ya. İnşallah. Sen abi Münih'te neler yapacağınızı anlatır mısın? He? Neler yapacaksın Münih'te? Alman müziği çünkü Galatasaray Bayern Münih karşısında bak sürpriz yapacak göreceksiniz. Ertem Alman müziğinden de anlıyor musun? Alman filmleri hocam tamam. Birden ona kadar sayar mısın Almanca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama hocam çok tehlikeli. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ertem lise yıllarını hatırlıyor. Gece yarımda bir yılda açıyor. Ne? Bir yandan da kapıya bakıyor babası gelmiş mi? Bir kapıyı kolluyor. Bir daha say Almanca. Peki, ben sayacağım da baba geliyor mu? Kapıyı ben sayacağım siz döneceksiniz. Allah bak ne diyor. Rasim ne diyor bak. Ben sayacağım. Siz de bir Alman müziği çay. Ein, zwei, drei, unser, vier, fünf, sechs, sieben. Çok tehlikeli hocam bu laflar. Ertem bak bir anda nostalji yaptı hocam. Hadi ya Ertem ya gel ya. Ertem bütün şeyleri sen yapıyorsun. Sinan abi bir her şey karıştırıyorsun ya Ertem ya. İzmir bölgesi de merkeze kempo bir site Fenerbahçe'ye tepki göstermiş Sayın Ali Koç. Onu da verelim de çünkü İzmir'den de geldi. Tamam yeter Ertem ya. İzmir'de tepki göstermiş. Ertem yeter ya Ertem ya. Postacı gibi olduk ya. Hayır söyleyelim de. Bırak bak. Söyleyelim de. Hadi Ertem ya yeter ya. Geliyor, selam veriyor. Müziği ver. Herkes ona bakıyor. Bir dakika dur. Dinçer Azapan'dan mesaj geldi. Bir dakika dur. Herkese çok selam. Özellikle Abdülkerim abiye söyle. 5 Kasım'da doğdu diyor. 6 Kasım değil. 5 Kasım. Rabbim de kurtuldu. Dün. Tamam Dinçer'cim. Söyledik. Hadi.
maç tahminlerini alalım. Ciddi bir şekilde Ertem'ciğim hadi. Maç tahmini. Hadi. Ne oldu? Yok, bir şey. Maç tahminlerini alalım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hadi bir müzik alalım. Bu müziği değişelim. Evet. Sevgili seyirciler. Bu ne müzik ya? Sinan abicim. Sinan bana en son gel. Sinan bu gece Almanya'ya. En son Sinan abiye gireceğim. Rahatsın. Bayern München Galatasaray. Abi tabii. Bayern Münih, Borussia Dortmund maçına ben bugün biraz baktım. Lan, Allah Allah. Dört tane attı. Dortmund zaferine baktım ve Allah 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 dedim, İbo'nun şarkısını söylemeye başladım. Peki. Ama yine de... Bu da Galatasaray. Bu hissi kablel vuku deler değil mi abiciğim? Evet. Hissediyor. Bayern Münih. İçine doyulmuş lazım. İki, Galatasaray iki. Beklediğim skor. İçine doğan bu. İçime doğan bu. Evet. Bayern Münih 2 Galatasaray 2 dedi. Maç 23'te Eksen ekranlarından nakden yayınlanacak. Sen haberde al geçiyor. 5 yersiniz diyor bana. Hiç öyle bir şey demedim. Abdülkerim abi. Bayern Münih Galatasaray. Bayern Münih 2 Galatasaray 1. Güzel yine adaletli skor. Ahmet hocam. Yazarak ben konuşuyorum. Beni konuşma özürlü. Almanca mı yazıyorsun hocam? Sen söyle. İki skordan biri olacak. Ben Bayern Münih 3 Galatasaray 2 diye düşünüyorum. Güzel 3-2. Güzel. 3-2. Aa! Bakayım matematik bilginizi şey. Vallahi Çakar Bey 6-7 yazacak. Hocam ne yaptın ya? Ne bir dakika. 2 skordan biri olacak. 2 üzeri 2. Yani 4 2... veya 8 diyor. Aynen. Ya 4-0 ya 8-0. Ben de 4-0 ya 8-0 diyor. Diyor ben diye. Gidip Ahmet Çakar'ı öpecektim. Halbuki o bizi öpmeye kalkmış. Bir dakika müsaade et. Otur. Ben gidiyorum kardeşim. 4-0 ya da 8-0 diyor Ahmet Çakar. Gel gel Rasim gel. Gel Rasim'cim gel. Aynı zamanda matematik programı haline getirdik. Gel Erden Timur'dan korkma bu kadar. Gel. 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 Gel Timur ailesinden korkma bu kadar. Otur gel. Ertem evet. Gel. Evet. Tüm benim lafım yayıldı. Tüm futbol hadi. Ailesi hadi kaç? 4-0 ya da 8-0 diyor Rasim. 2 üzeri 2 veya 2 üzeri 3 sonuçla biter. 2 üzeri 2'nin açılımı 4-0'dır. Ediyor mu ya? 2 üzeri 3'ün açılımı 8-0'dır. Allah Allah. Rasim hemen bir yorum alayım senden. Ertemciğim 2-2, 3-2 görünce Ahmet Çakar adaletli olacak diye ben inandım. Ama Ahmet Çakar ya 8-0, Alman böyle değil ya. İstanbul Erkek Ligi günlerini alarak yeniden Ahmet Göte Çakar haline geldi. Ve ya utanacak. Bu dediklerinden çarşamba günü utanacak. Göreceksiniz. Çarşamba günü abi, öyle. Havaya girdi. Alman şarkısı. Manchester'da da söyledi. Havaya girdi. Manchester'da da söyledi aynısını. Şimdi bakın az önce 2 üzeri 2 eşittir 4 veya 2 üzeri 3 eşittir 8-0 dediğimde birden Sinan'ımın down oldu. Çöktüğünü gördüm. Eyvah! Anılar beni rahat bırakın. Tek başına çarpmıştı anılar, bir o gün. Anılar herkes beni rahat kaçtı, bırakın. Herkes kaçtı Sinan abi konuştu ya. 8-0 Türk tarihinde önemli bir gece. Sinan abi bir soru soracağım. Rafael Benitez'e ne dedin? Allah aşkına söylesene bak. Herkes onu sorar. Her 6 Kasım'da ne olur. Ne dedin Rafael Benitez'e? Dönüp sen de bir şey dedin. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz herif. Burada tabii onlara koyduk ya burada. Futbol anlamında. Koydu. 2000. Futbol anlamında söylüyor. Yani suya. Yendik ya onları burada. Sen. Orada acısını. Bu ne? 5 oldu. Bu ne? Bu 5 oldu. Ertem koyduk mu? Orada da İngiltere'de kulübeler böyle yakın. Evet. Hala oyuncu oyuna sokuyor falan filan. O kıraça falan. Go go diyor lan. 5 lan dedim. Ayı canım daha. Lan ayı. 5 lan da. Terbiyesiz tabii. Ama buranın acısını. Ama orada abi. Orada o gün sakatlar var, hastalar var yani. Diyat da çok iyi değil mi? Sana bir şey boşver anlatmayın. Yani. Evet. Orada yapacak bir şey yok. Abi, Sinan abime ya, soruyorum. Sinan abicim. Bayern Münih Galatasaray. Gönlüm ister ki Galatasaray oradan iyi bir sonuçta. Ben de maç alacağım. Gönlüm ister ki Galatasaray iyi bir sonuçta alsın ama bir futbol gerçeği var. Hele Dortmund maçına baktım anam anam dedim ki ulan bunlar nasıl oynuyor? Ya buradaki oynadı falan gibi değil. Ama ben Galatasaray 3-1 yani 2-1, 3-1 gibi mağlup olacak diye düşünüyorum ama inşallah futbol anlamında inşallah Galatasaray kazanır. O ayrı bir konu ama çok zor. Yani o zaman ben popülist konuşmuş olurum. Galatasaray 2-1 veya 3-1 kaybeder gibi düşünüyorum ama çok güzel maç olacağını Çakarın düşünüyorum. Çakarın dediği gibi olmaz. Ben Beşiktaş-Bodo maçını acele anlatmıştım. İlk maçı Beşiktaş kötü oynadı. O gün tribünlerde herkesin Rıza Çalınbay gibi olması lazım. Yani tam Beşiktaşlı olması lazım. Büyük Beşiktaşlı Rıza Çalınbay. Rıza Hocam bir şey söyleyeceğim. Hiç kusura bakmasın. Sinan Enginler, Rıza Hocalar kolay yetişmiyor. Hadi, tamam, Burak Hocam da taraftarla kucaklaşır. İnşallah. Sinan abicim Beşiktaş, Bodo, Glimt maçı. Beşiktaş, Bodo, Glimt. Beşiktaş çok sıkıntıda değil mi? Evet babacığım.
bakalım. O da yensinler be abi İstanbul'da. Yani 1-1 falan, 2-2 falan biter diye düşünüyorum. Sinan abi, burada kritik bir soru soracağım. Buyurun. Sayın Ahmet Durçebi yarın aday olmayacağım derse perşembe işler farklılaşır mı tribünde? Ben onun yerinde olsam aday olurum. Niye olmuyor? Ben kimler Ahmet olacak şimdi Emre Koca'da? Ahmet Durçebi olmasa muhtemelen herhalde Emre Koca'da alacak. O da bizim kardeşimiz. Fatih Avşar, Emre Avşar olacakmış. Bilmiyorum, bilmiyorum. Başkan olacak. Bildiğim kadarıyla Emre Koca'da olacak. Hayırlısı, o da Beşiktaş'ın çocuğu. Hayırlısı olsun. Dediğim gibi listeleri göreceğiz. Ona göre yorumumuzu yapacağız. Beşiktaş, Bodo beraber biter. Umut Tahir Güneş, Beşiktaş basketbol takımında. Umut Tahir Güneş Bey'e buradan yürekten tebrikler. Evet, ne oldu ki? İnanılmaz güzel işler yapıyor basketbolda. Yapmaz mı ya? Ayakta alkışlıyoruz. Beşiktaş için bu sene çok büyük bir şans. Onu da söyleyeyim. Sponsor olan benim kardeşim var. Selahattin Solmaz. Sen tanıyorsun. Selahattin Solmaz. Çok selamlar. AŞ'den de çok da para veriyor. Çok da destek oluyor. Sevgili Selahattin Solmaz da ayrıca. Rasim, Beşiktaş Bodo Glimt. Abi bana göre Beşiktaş sürpriz yapacak, herkes yenemez diyor ama yapmayın. Bodo'dan Beşiktaş daha iyi takım. Ben buna Budu inanıyorum. Bodo Budu değil, Bodo. Bodo mu? Bodo. Ne biçim laf bu ya? Bodo. Evet. Bodo. Glimt takımı ne? Beşiktaş'ın... Nasıl takım? 2-1. Taş gibi. Sen izledin, gittin Norveç'e Ertem. 2-1 geleceğine inanıyorum. Ya burada bir bilgi var. Eğer Ahmet Nurçebi aday olmazsa Fatih Avşar başkan adayı olacak. Şimdi Levent Akbulut yazdı. Kim oluyor? Arkadaşım. O da arkadaşım. Fatih Avşar. Kim o? Eğer kim Ahmet o? Eski as başkan mıydı? Yöneticiydi hocam. O da kardeşim. Yöneticiydi. Evet. Eski Nurçebi aday olmazsa evet, Fatih Avşar hadi aday. Abdülkerim abi. Beşiktaş evet. Budu. Beşiktaş 2-0 kazanacak. İnşallah. Tabii ki ve ben bir iddiada daha buldum. Beşiktaş'ın ligde işi bitti, Avrupa'da da işi bitti falan diye çok yorum görüyorum. Ben Beşiktaş'ın kalan 3 maçını da kazanacağına inanıyorum. İnşallah. İnanıyorum. O Belçika takımını da orada kaldı ya. Ben beraber o kağıtları yemeyeceğim yani. Bence o kağıtları yemeyeceksin, evet. Ben Beşiktaş kalan 3 maçı da kazanacak diyorum. Millete bu şaka gibi gelebilir. Vallahi bravo. Ben söylüyorum i̇nşallah, Beşiktaş'ın çünkü inşallah kendini toparlamış camianın tek vücut olduğu bir Beşiktaş. Glimt'i de İstanbul'da öbür şey Genk miydi? Şey, yani neydi 2-1 Bodo Glimt'i Beşiktaş'ı mağlup eder. Kulüp Brugge'de Genk diyorum. Kulüp Brugge'de Bodo Glimt'i de İstanbul'da yenebileceğini son Lugano'yu maçta da deplasmanda. Son maçta da Lugano'yu orada İsviçre'de yeneceğine inanıyorum. Ben sen o kağıtları yemeyeceksin. Ben Beşiktaş'ın inşallah 3 yapacağına. Bu da benim hissi kablel vukuum. İnşallah. Bu da benim hissi kablel vukuum. İnşallah ama yani ben çok stresli. Ya takım çok stresli. Ludogorets'i yani söyleyeyim mi? Ludogorets'i yok. Yok söyleme daha. Şu şey Antalya Spor mağlubiyeti çok moral bozdu. Toparlasınlar çok abi. O zaman İnşallah bu konferansı gibi. Burak olgun konuşmadı. Burak kardeşimiz. Burak kardeşimiz de neyse ama o ayrı bir şey. Maçtan sonra şey değil. Burak'cığım da takımını çok iyi hazırlasın. İnşallah Beşiktaş Bodo'yu da yensin. Hadi. İnşallah. Konferans. Evet Ahmet Hocam. Beşiktaş Bodo gireyim. Beşiktaş 1. Bodo gireyim 3. Hocam sen hakikaten Beşiktaş düşmanısın. Hocam sendeyiz. Ludogorets, Fenerbahçe. Ludogorets 2, Fenerbahçe 1. Ne? İnanılmaz. Ludogorets 2, Fenerbahçe 1. Evet. Beşiktaş 1, Bodo Glimt 3. Bayern Münih 8, Galatasaray 0 diyorsun yani. Ayıp ya. 4-0 veya 8-0 gibi 2 skorla biter. Peki Sinan abiciğim. Ben de evet. Ludogorets, Fenerbahçe. Evet. Işığı açalım. 1-0 Ludogorets kazanır. Rasim, Ludogorets Fenerbahçe. Abi çok ilginç. Yani hem Çakar hem Sinan Engin. Abi savunmasında böyle, Fenerbahçe'nin evet, sıkıntı var. Katılıyorum. Rasim. Ben de üzülerek Ludogorets 2, Fenerbahçe 1 demek durumundayım. Ben 2-1 ya da 3-1 Fenerbahçe kazanır diyorum. Abdülkerim abi. Evet. Çok çok sıkıntılı sakatlar var. Stoper yok. Hatta altyapıdan 17-18 yaşında bir çocuğun stoper oynatacağını bugün haberlerde duydum. Yusuf galiba öyle Yusuf, mi? Yusuf Ayçiçek mi öyle evet kardeşimizi? Ve Demirspor maçı var sonrasında. İşte, tabii Demirspor maçı var çok zor yani bir deplasma. Karanlık bir tünele çünkü girmiş olabilir Fenerbahçe. Orta sahada Fred Millet oynamayacak. Bence bol rotasyon tutacak. Bol rotasyon yapacak. Ve Ludogorets burada seyrettim. Hakikaten Bulgaristan liginde 12 yıldır üst üste şampiyon bir takım olmaz. Deli Ormanlı. İyi de takımdı. Ben ama her şeye rağmen Fenerbahçe'nin yine de orada kaybetmeyeceğini ama maçın beraber 1-1 biteceğini düşünüyorum. Aklımda hepsine yürekten başarılar. Karşılaşmalar Eksen ekranlarından nakden yayınlanacak. Geçelim Süper Lig maçlarına. Tek bir şey söyleyeyim Ertem. Hızlı hızlı. Tek bir kehanetim daha var. Bak söylüyorum. Kaleci Günay bundan böyle
Münih Fatih olarak anılacak. Panteri de. Münih Panteri. Belli Münih Panteri Fatih, var pardon. Sinan abicim. Münih Panteri. Panteri. Allah, Fatih ne Allah. Rasim sen değilse hemen tamam. Münih Sinan Panteri. Abicim. Trabzonspor Konya Spor. Trabzonspor kazanır. Trabzonspor kazanır dedi. Aynen. Rasim Trabzonspor Konya Spor. Çok acil bir şekilde. Trabzonspor 2 Konya 1. Trabzonspor 2 Konya Spor 1. Abdülkerim abi. Trabzonspor Konya Spor. Trabzonspor çok morallendi. Havaya girdi. Coşkulu oynayacak belli. Konya Spor'da da inanılmaz bir düşüş var. O takım ne hale geldi. Vallahi billahi. Yeni gelen hoca Hakan Keleş de daha erken ama baktım Karagümrük maçında hakem yardımıyla falan kurtuldular. Trabzonspor bu maçı güle oynaya kazanır. Ahmet hocam Trabzonspor Konya Spor. Trabzonspor kazanır. Ben de Trabzonspor en az iki farkla kazanır diye düşünüyorum. Sinan abicim Hatay Spor Galatasaray. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır. Rasim, Hatay Spor Galatasaray. Hatay Spor 1, Galatasaray 3. Bak söylüyorum. Bayern Münih maçından geliyor. Abi yine de alır abi. Bayern Münih maçında da bence moralli gelecek. Abdülkerim abicim. Bir şey Hatay söyleyeceğim Spor. Sana yalnız. Buyurun. Yani çarşamba, cumartesi, dönecek perşembe yorgun. Yani niye Galatasaray? Galatasaray direkt olarak pazartesi Adana'ya gidecek. Tamam, Adana Demirspor tesislerinde hazırlanacakmış. Niye pazar oynamıyor Galatasaray? Niye pazartesi oynamıyor? Pazar oynaması pazartesi lazım. Pazartesi oynayabilir. Normalde Galatasaray pazartesi bravo, oynaması, bravo. Pazar oynaması lazım. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de pazartesi oynaması lazım. Ama işte pazartesi milli maç sebebiyle. Olsun abi ne olacak ya? Arkaya kaydırırlar. Hem mi Galatasaray'a FIFA, UEFA. Ne olursa olsun yani çok yorgun gelecek yani şimdi Galatasaray. Bence ben de anlamadım bu işi. Abdülkerim abi. Hatay Spor Galatasaray. İşte tabii ki çarşamba günkü maç nasıl olacak, nasıl bitecek çarşamba, o önemli. Çarşamba cumartesi. Ben bir o faktörü görüyorum. Maç zor geçecek. Bir o faktörü görüyorum. Bir de Volkan Demirel faktörünü görüyorum. Yani Hatay'ın başında Volkan Demirel. Son maçta şanssız bir şekilde kaybetti öndeyken Samsun'a. Ve maçtan sonra çok iddialı, çok ilginç açıklamalar yaptı. Ben Volkan Demirel'in bu maçta takımı çok iyi hazırlayacağını düşünüyorum. Ya eyvah. Ben Hatay Spor Galatasaray maçının berabere biteceğini düşünüyorum. Ahmet hocam Hatay Spor Hatay Spor kazanır. Hatay Spor kazanır. Aa, iyi hoca gidilirdi. Ben de Hatay Spor'un puan alacağını düşünüyorum. Cumartesi program yapacağız değil mi sen? Evet. Hoca istirahatı yaptı. Siz değil hocam. Hocam korkma. Beşiktaş Başakşehir. Banko Başakşehir kazanır. Oha. Banko Başakşehir yani kazanır. Kaybetmezse Burak, kazanır yani. Burak. Oha, ilk defa Sinan'dan şişe. Hocam, Abdülkerim abi. Hadi hocam at reklam. Beşiktaş, Başakşehir. 2-1 Beşiktaş kazanır. 2-1 Beşiktaş kazanır. Rasim, Beşiktaş, Başakşehir. Gollü maç olur. Beşiktaş 2, Başakşehir 2. Sinan abicim, Beşiktaş, Başakşehir. Abu Bakar falan oynarsa Beşiktaş 2-1, 3-1 falan kazanır. Icardi iğneyle oynuyor haftalardır. Abu Bakar karnım ağrıyor diyor. Ama oynamıyor. Ben Erdem, Erdem. 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 Erdem bir daha tekrarlar mısın? Müthiş içten söyle. Adam Icardi iğneyle oynuyor. Abi oynayacak durumlar 37 yaşındaki Ceko. Hat-trick yaptığı maçta topu arıyor. Abi. Sevinçten canı istiyor. Abu Bakar karnım ağrıyor. Oynayacak hali vardır önce. Abu Bakar da hali var. Adam 2 gün 3 gün hastanede yatmış. Bu arada ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Ben Beşiktaş. Evet Adana Demirspor Fenerbahçe. Beşiktaş Başakşehir'i yenecek diyorum 2-1. Adana Demirspor Fenerbahçe Sinan abiciğim. Fenerbahçe kazanır. Ben bu Adana Demirspor Sivas maçında seyrettim. Yusuf Sarı falan da oynamadı. Hücum gücü çok zayıftı. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Rasim, Adana Demirspor Fenerbahçe. Katılmıyorum Sinan Engin'e. Adana'da inanılmaz bir motivasyon olur. Fenerbahçe Ludogorets'te yenildiği için. Bak ben üzülerek Allah söylüyorum. Allah korusun ne Ludogorets yenildi. Fenerbahçe maalesef bunu söylüyorum. Objektif bilimsel tespit olarak söylüyorum. Fenerli kardeşlerim alınmayın. Bir karanlık tünele girmiştir Fenerbahçe. Benim İsmail futbol Kartal, trendlerde şu anda. Anadolu kavağındaki karanlık tünel. Adana Demir 2, Fenerbahçe 1. Ahmet hocam. Adana Demirspor yenilmez. Bravo hocam. Abdülkerim abicim. Çatır çatır gene maç olacak. Adana Demirspor 1, Fenerbahçe 2. Ben de Adana Demirspor 1, Fenerbahçe 3 diyorum. Fenerbahçe kazanacak diyorum. İlginçmiş de bu da. Şimdi. Seninki de ilginç hocam. 3 takımı. Hocam sen 8-0 diyorsun ilginç olmuyor. Fenerbahçe 3-1. Şeyi versene. Şimdi boksör. Boksör kardeşimiz. Yeğenimi ver benim Burak. Burak'a ver. Burak gelsin. Boksör kim ya? Burak. Bir de boksör biliyor musun? Bir de boksör çıkacak. Dur bakalım daha. Küçük Mike Tyson o. Kim o ya? Bak. Burak Küçük Savaş. Küçük Çavuş. Burak Küçük Çavuş. Sesler açık. Hadi açın. Küçük Çavuş. Evet. Evet. Ayıp oluyor, ayıp oluyor. Herkes senin gibi olmak zorunda. Küçük Çavuş mu?
Küçük. Hocam. O zaman Çavuş'u tokatlıyorum. Bak hocam. Dünyanın en büyük boks Sinan federasyonu olan. Bir dakika dur. Sulandırmayın arkadaş lütfen. Dünyanın en büyük boks federasyonu olan VBC Muhammed Ali ve Mike Tyson'ın dövüştüğü federasyonda WBC. Daha 18 yaşında WBC Orta Doğu kemerini aldı ve WBC tarafından Kasım'da Özbekistan'da yapılacak yıllık davete en geç şampiyon olarak davet edildi hocam. Çocuk kim Bülük, adı neydi? Hocam Burak Küçük Çavuş. Sen bu Küçük Çavuş'u arasını tokatlıyor musun? Ben nasıl tokatlıyım? Benim yeğenim bu. Tamam sen Recep kardeşim. Maç kaybedince. Hayır ya. Eğer maç kaybedince maç kaybetti. Ya Allah sizi kahretmesin ya. Maç kaybetti disiplinsiz. Çocuğu ya. Maç kaybedince. Çocuk mesela disiplinsiz davranışlar yaptı. Gece geç yaptı hocam, falan. Canavar. Çavuşu tokatlayın. Büyük dövüşçü. O seni tokatlar. O seni tokatlar. Dünya çapında da dövüşçü olacak. İnanıyorum Burak'cığım. Ben de inanıyorum. Recep'ciğim seni de öpüyorum. Tebrik ederim böyle bir evladın olduğu için. Ve buradan bir tane fotoğraf gönderdim Altan Akdil'e selam söylüyorum. Altan Akdil'e Ali Beyköy Spor'a başarılar. Bizi seyrediyorlar şu an. Küçük Çavuş, Küçük Çavuş. Almanya'ya çok selam söylüyorum. Biliyor musun? Çavuş, Çavuş. Osman'cığım Allah'ın izniyle yarın havaalanında görüşeceğiz. Osman Atak. Ya dur be Rasim Allah seni kahretsin ya. Sen Ahmet Çakar'ın kız. Ahmet Çakar'ı mahvetti. Ya Burak gel buraya bunların hepsini döv. Kim? Küçük Çavuş. Nasıl döver biliyor musun? Döver mi? Gördüm. Kimse Küçük Burak Küçük Çavuş'u tokatlayamaz. Öyle bir tokatlar ki seni. Sevgili seyirciler, Kamer, Hayat Kurtar, Sinan abicim. Ben. Sevgili yorum canım, Doktor Bey. Rica ediyorum. Sağlık Bakanlığımız, Sayın Fahrettin Koca ve ekibini yürekten kutluyorum. Ve bütün Kızılay'ı yürekten kutluyoruz. Kan ver, hayat kurtar. Lütfen, çok rica ediyorum. Çok çok önemli. Hocam bu konunun ehemmiyetini bir anlatabilir misiniz? Kan vermek. Şimdi bakın kan ver hayat kurtar lafı çok size içi boş gibi gelse de bir gün öyle bir yakınınız veya sizin ihtiyacınız olur ki bir saat içinde örneğin ARH pozitif kan lazım der doktorlar. Fellik fellik ararsınız. Kan bankasını Ece Dost'a. Bizim stoklarımızın her türlü güçlü olması lazım. Hem de kan vermek sağlıklı bir şeydir. Vücut rejenerasyona girer. Stoklarımızın çünkü stoklarımız çok azaldı şeyden sonra, depremden sonra muhtemelen. Doğru mu Ertem? Doğru hocam. Stoklarımızın bizim artması lazım. Tabii ki. Hem de kan vermek sağlıklı bir şeydir. Kimseye bir zararı yok. Yarım saatinize bakar. Bilemedin 40 dakika. Ne kadar duyarlı bir vatandaşsın hocam. Seni tebrik ediyorum. Tabii ki. Hocam çok önemli bir isim. Sana duyarlı. Programdan sonra söyleyeceğim. Çok duyarlı. Çok önemli bir isim. Ahmet Çakar Manchester maçını çabuk unutmuş. 8-0 demek geyik muhabbeti değil rezilliktir dedi. Doğru. Çok önemli bir isimden geldi. Ya çok da fifi geldi. Hocam çok önemli bir abimiz, dostumuz, aman, kardeşimiz. Evet Sinan abicim. Havaalanından genç kardeşlerimiz bizi ziyarete gelmişler. Ya evet onlarla gel beraber şöyle, kapatalım. Gel şöyle, onlar gel havalimanında. Şöyle, İstanbul Havalimanı'nın çok önemli ismi. Gel. Çok önemli ismi. Ben buradan benim çok değer verdiğim sevgili Orhan abim var. Çok selamlar Orhan abicim. Seni seviyorum. Orhan Karakurt abime çok selamlar. Çok saygılar Orhan abim. Abdülkerim abi. Ne sallayın çocuklar. Sevgili seyirciler. Bir tane fotoğraf var. Bir tane fotoğraf var. Havalimanı diye niye tezahürat yapıyorsun? Bir tane fotoğraf var. Fotoğraf. Bir tane fotoğraf var. Havalimanında var ya. İçimiz sapışıyor. Çocuklar biz oraya gelince bir tane fotoğraf var. Havalimanı. Bir tane fotoğraf. Bak şu isim. Ya Arif hocam ya. Vadi İstanbul'dan Sinan abi. Evet. Arif, sevgili Vale kardeşimiz, dostumuz. Çok selamlar Galatasaraylı. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Sinan abiye Almanya'da başarılar diliyoruz. İyi yolculuklar. Sinan abiye Almanya'da yürekten başarılar. Çok duyguluyuz. Sinan abiye yürekten başarılar. Herkese hoşça kalın diyoruz. İstanbul Havalimanı'ndaki bütün personele, bütün arkadaşlara kocaman sevgiler.